Şimdi eğer motor torkunu ve başlangıç akımını minimuma indirmezsek ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz? Bunlara bir göz atalım. Gerilim düşmesi ve dalgalanma oluşur şebekede haliyle. Her seferinde fazla akım çektiğimiz için şebekede dalgalanmalar ve gerilim düşümleri oluşabilir. Ve şu slide'da da gördüğünüz gibi pointer'la da gösterirsek şuradaki yüklerin, şu motor haricindeki yüklerin, şu yüklerin yanlış çalışması, durması, aşırı yüklenmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bir diğer olumsuz etki, mekanik olarak motoru çok fazla zorlarsak kayışlarda aşınmalar olabilir. Sargılarda ve dişlilerde, motoru sargılarında ve dişlilerinde yıpranmalara sebebiyet verebilir. Aynı zamanda her seferinde motoru fazla zorlarsanız bu sizi enerji kaybı olarak dönecektir. Her seferinde fazla akım ve tork çekerseniz bu size enerji kaybı olarak dönecektir. Spesifik sadece pompa sistemleri için düşünürsek de pompa sistemlerinde basınç zorlanmaları, tahribatlar, borularda patlamalar, sızıntılar oluşturabilir. Konveyör sistemleri için düşünürsek konveyör üzerindeki ürünlerin hasar görmesi, tahrip olması gibi olumsuz etkileri olabilir. Örneğin geniş bir konveyör olduğunu düşünün, metrelerce uzunluğunda ve üzerinde kırılgan bir örneğin bardak taşıdığınızı düşünün. Stop anında ve başlangıç anında konveyör hızlıca sert bir şekilde durur ve yavaşlarsa bu üzerindeki ürünlerin kırılmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla biz başlangıcı ve duruşu yumuşak bir şekilde yapmalıyız ki ürün hasarları da sadece konveyör sistemleri için olmasın. Aynı zamanda demarajı biz fazla çektikçe, akımı fazla çektikçe, torku fazla, yani biz motorumuzu fazla zorladıkça bu motorun bağlı olduğu anahtarlama elemanlarının, kontrol ettiği anahtarlama elemanlarının yıpranması, bir üst boy seçilmesi gibi olumsuz etkileri de